Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Rabbimiz sana güvendik, sana yöneldik, dönüş sanadır. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Aziz müminler, bela Allah Teala yaratıklar için takdir ettiği yasalardandır. Allah Teala şöyle buyurur. Biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır. Onu deneriz. Bu yüzden onun işitmesini ve görmesini sağlamışızdır. Yüce Allah belanın kaldırılması veya defedilmesi için açık ve gizli sebepler kılmıştır. Son dereceye kadar sarılması gereken açık sebepler ise ilmin sebepleri, uzmanların tedbirleri ve resmi devlet kurumları tarafından verilen direktiflerin uygulanmasıdır. Emir sahibine veya temsilcisine uymak vaciptir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar, Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden emir sahibi olanlara itaat edin. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. Ayetteki bilenler ise her alandaki uzmanlar demektir. Dolayısıyla devlet kurumlarının yetki alanına karışıp zorbalık yapmak şer'i olarak yasaktır. Açık sebeplerden temizliğe dikkat etmektir. İslam genel olarak temizlenmeye çağırıp insanı hastalıklardan ve zararlardan korumak için onu şer'i bir zaruret haline getirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. Ve başka bir hadiste şöyle buyurdu. Avlularınızı temiz tutun. Hadiste geçen avlular genel olduğu için evlerin, okulların, fabrikaların, yolların, maydanların ve diğer yerlerin avlularını ve boş alanlarını içermektedir. İslam özellikle abdest alındığında ellerin yıkanmasına önem verdi. Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Elleri dirseklerle beraber yıkamak abdestin farzlarından biridir. Abdestin sünnetlerinden ise elleri 3 kere yıkamak, ağzına su alıp boşaltmak, buruna su çekip sümkürmek, ardından farz olarak yüzüğü yıkamak ve daha sonra elleri kollarla birlikte yıkamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden birisi uykusundan uyandığı zaman elini yıkayıncaya kadar kabağa sokmasın. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak müstehap ve sadık açısından çok önemlidir. Bu da bilim ile din arasında bir çelişki olmadığını doğrulamaktadır. Bu yüzden insanın sağlığını korumak dinin temel maksatlarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Bundan hareketle bulaşıcı hastalıkların ve salgının yayılmasını önlemek ve korunmak için el sıkışmak, öpüşmek, sarılmak, fiziksel temasta bulunmamaya çalışmak ve kalabalıklardan uzak durmak gibi tüm tedbirlere ve önlemlere uymak gerekir. Kuşkusuz ki krizler ve kritik durumlar insanların gerçeğini ve ahlakını gösterir. Bu yüzden kendi aramızda merhametli olmalıyız. Arz ve talep dengesini bozacak şekilde satın alma, kara borsacılık, stokçuluk, bencillikten ve her türlü tekelden uzaklaşmalıyız. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Günahkardan başkası tekelcilik yapmaz. Başka bir rivayette de tekelci lanetlidir.
Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, aklımızda her zaman bulunması gereken gizli sebeplere gelince, bunların en önemlisi Allah'a tevekkül etmektir. Allah Teala şöyle buyurur: Allah'a tevekkül et, şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah'a tevekkül etmekle sebeplere sarılmak arasında bir çelişki yoktur. Bu hususta bir adam Resulullah'a, ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı yoksa salıverip de mi Allah'a tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: deveni bağla ve sonra tevekkül et. Zamanımızda sağlık sebeplerini ve önemli bilimsel önlemleri göz önünde bulundurmak bizim görevimizdir. Daha sonra her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'a tüm meseleyi bırakalım. İşte bu tevekküldür. Ama insanın çalışmadan, iş aramadan, yattığı yerden Allah'a tevekkül ettim demesi ise tevekkül değildir. Gizli sebeplerden de Allah'a dua edip yalvarmaktır. Allah Teala şöyle buyurur: hiç olmazsa onlara azabım geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi. Hepimiz belayı insanlardan def etmek için Yüce Allah'a tevessül etmeye ihtiyacımız var. Bilelim ki Rabbimiz ile olan ilişkimizi düzeltmek için bu zor aşamayı bir fırsat olarak görmeliyiz. İnsan kendini Allah'ı zikrederek korumalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim her sabah ve her akşam 3 defa ismi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o her şeyi duyar ve bilir derse ona hiçbir şey zarar vermez. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim bir yerde konuklar da sonra yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım derse konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Sadaka da belayı def eder. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: zekatını vermek suretiyle mallarınızı koruyup takviye edin. Hastalarınızın tedavisinde sadakanın belaları def ediciliğini değerlendirin. Bela ve musibetlere karşı da her zaman Allah'a duaya yönelin. Ey Allah'ım, afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Dost edindiklerinin arasında bizi de dost edin. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Ey Rabbimiz, Mısır'ımızı ve tüm alemi İslam'ı sen koru. Amin.